Türk memurunun güçlü sesi kamusen olarak Türkiye genelinde yaptığınız eylemlerin uzantısı niteliğinde güzel İzmir'imizde de bir basın açıklaması yaparak memurların sorunlarını dile getirmeye ve kamuoyunun aynı zamanda iktidarında dikkatini çekmeye gayret göstereceğiz. Değerli basın mensupları, yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde gündem siyaset ağırlıklı olarak devam etmektedir. Ancak özellikle memur ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve beklentileri bu süreçte geri plana atılmamalı. Milyonlarca vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren konular seçim gündemiyle ötelenmemelidir. Memurlar, emekliler ve aileleri hesaba katıldığında yaklaşık 25 milyonu bulan bir kitlenin beklentilerinin iktidarımız nezdinde mutlak surette karşılık bulması ve sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi 2023 yılı Temmuz ayında yalnızca çalışan kamu görevlilerine ödenmeye başlanan 8077 lira tutarındaki ilave ek ödeme Ocak ayındaki artışla 12.054 TL'ye yükselmiş. Ancak bu ödemenin emekli maaşlarına sayılmaması nedeniyle çalışma yaşamı ile emeklilik arasındaki bağ tamamen kopmuş, emekli maaşlarına ödenen prim ve kadro ile olan ilişkisi kesilmiştir. Memur emeklilerine çalışırken aldıkları maaşın %45'i kadar emekli maaşı bağlanmaktadır. İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması bu oranı daha da düşürmüştür. Hükümetimiz 2024 yılını emekli yılı olarak ilan etmiştir. Madem ki bu yıl emekli yılıdır, öyleyse memur emeklilerinin durumu da mutlaka düzeltilmeli. İlave ek ödeme memur emeklilerine de verilerek bu yoldaki ilk adım atılmalıdır. Bununla birlikte yine geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusu da henüz hayata geçirilmiş değildir. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından da hayati öneme sahiptir. Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kamu görevlilerinin ek gösterge sorunu büyük ölçüde çözülmüş iken o dönemde ikazlarımızın karşılık bulmaması nedeniyle birinci dereceye gelen memurlarımız açısından bir haksızlık ortaya çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümet yetkilileri de genel seçimler öncesinde bu durumun düzeltileceğini ve birinci dereceye gelmiş tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltileceğine dair taahhütte bulunmuşlardı. Hatta dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de konu hakkındaki kanun teklifinin hazır olduğunu belirtmişti. Ne var ki bugüne kadar bu yönde atılmış herhangi bir adım olmadığını görmekteyiz. Devlette devamlılık esastır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli. Önceki Çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif vakit geçirilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmalıdır. Yerel seçime sayılı günler kala Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermeden önce ekonomik gelişmelerin kamu çalışanları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi adına atılacak en önemli adım ek gösterge konusudur. Birinci dereceye gelen tüm memurların ek göstergeleri 3600'e yükseltilerek sorun çözüme kavuşturulmalıdır. Memur emeklileri ülkemizin en mağdur kesimidir. Memurlarımızın hem emekli aylığına sayılmayan ödemeler nedeniyle maaşları ve emekli ikramiyeleri
son derece düşük hesaplanmakta, hem de ifa ettikleri görev ve görev aylıkları ile emekli aylıklarındaki artış tamamen kopmuş durumdadır. Türkiye Kamusen olarak yardımcı hizmetli personelimizin haklı taleplerinin daima takipçisiyiz. Bu sorun çözülünceye kadar mücadele etmeye kararlıyız. Kamu çalışanların önemli sorunlarından bir tanesi de kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli istihdamın asıl istihdam biçimi haline gelmesi ve birçok kurumda yeniden taşeron işçiliğinin artış göstermesidir. 7433 sayılı kanunla 2023 yılında sözleşmeli personelin büyük bir kısmı kadroya geçirilmiştir. Ancak aynı kanunla kurum ve kuruluşlarda ilk atamalarda personelin 3 yıl süreyle sözleşmeli personel pozisyonlarına atanması, ardından 1 yıl boyunca atandıkları kurum ve bölgede çalıştıktan sonra memur kadrolarına geçirilmeleri hükme bağlanmıştır. Bu da sözleşmeli personel çalıştırmayı bir istisna olmaktan çıkarmış, kamuda asıl istihdam haline getirmiştir. Buna bağlı olarak sözleşmeli kamu çalışanları 4 yıl boyunca ailelerinden ayrı kalmakta, yer değiştirme başta olmak üzere birçok hakkını kullanamamaktadır. Kamuda asli ve sürekli görevler mutlaka kadrolu memurlar eliyle görülmelidir. İşte memur, işte sendika.